Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu anda Albrook'ta kadarın bazı indirim parçalarını şöyle gösterelim. Ürünleri böyle satmaya çalışıyorlar. Daha uygun bir fiyata oluyor diye. Eski antika şeyler, ürünler olsun, bu tarz ürünleri burada görmek mümkün. İnsanlar ikinci el eşyalarını burada elinden çıkarmaya çalışıyorlar işin açıkçası. Ben de bu anı burada gezmek için buraya biraz bakayım dedim. Öyle bu şekilde. Biraz bakalım ne var ne yok. Zengin diye bir yer biliyorsunuz ama Danimarka işte refah seviyesi en yüksek ve en zengin ülkelerden bir tanesi. Ama insanlar ikinci el eşyaları şurada 50-60 kron verebilmek için burada gördüğünüz gibi muazzam bir kalabalık var. Ürünler şöyle ikinci el. Şunları giyer misiniz? Bir vatandaş, bizim ülkemizin vatandaş giymez ama insanlar burada bakın satıyor. Daha ucuza 50-100 kron alabilmek için, normal fiyatlar tabii 2000-3000 kron olunca insanlar bu yola başvuruyor tabii. Burada gördüğünüz üzere ürünlerini ikinci el olarak, bakın şurada ürünlerini satıyor. Şu ayakkabılar giyilmiş, kullanılmış, yıkamışlar güya ama yani gördüğünüz gibi muazzam bir kalabalık var. Evet. Tabii farklı ürünler de var böyle. Arkadaşlar böyle yapmış gördüğünüz üzere ürünlerini, kırılmış bozuluş şeylerini bile satıyorlar burada gördüğünüz üzere. Evet ama şu eski kapış kapış ucuz diye almaya çalışıyor ama yani gerçekten inanılır gibi değil. İşte burası da Avrupa'nın en zengin, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Bu yönden de bakmak lazım ama bunlar işte gösteriş öyle şey meraklı insanlar diye. Bakın bu ürünleri burada, eskimiş ürünleri satıyorlar. Gördüğünüz üzere yani kullanılmış eşyaları giymekten çekinmiyorlar. İşte böyle. Gördüğünüz üzere muazzam bir kalabalık var. Çok da kalabalık değil ama ben burasının işin açıkçası tabii bu tarz antika ürünler olsun veya kendi elleriyle yapmış oldukları ürünler de olsun, bunlar da mevcut ama çoğunlukla böyle kıyafetlerin, eski ürünlerin satıldığı, ikinci el olarak satılan bir platform. Ben işin açıkçası böyle hani dizayn, özel tasarımcıların bulunduğu bir satış alanı olacak diye düşünmüştüm. Ancak aksesuarlarda böyle bir şeyleri var. Özel tasarımlar veya ikinci el kullanılmış olan ürünler var ama kıyafetlerin hepsi ikinci elmiş. Ben özel tasarım diye gelmiştim işin açıkçası ama bu şekilde tabii ki de görüyorsunuz. Ne kadar zengin olsanız da ikinci el insanların giydiği kıyafetleri giymekten çekinmeyen bir toplum ve bundan da gocunmuyorlar. Bu da hani her gösteriş meraklısı olmadıkları buradan belli. Ama zengin mi zenginler. Aa evet, köprünün açılıp kapanma şeyin yelkenleri. Evet şu an buna şahit oldum. Evet şu şeylerin, yelkenlerin boyları uzun olduğu için köprü onlar için açılmış ve şu an kapanıyor. Trafiğe açık bir hale getiriliyor. Alburg'un şehir merkezi. Evet saçlarım da harika. Çekim için rüzgar var ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir Alburg mahallesini göstereceğim size. Şu kapı çok beğendim görüntüsü olarak. Gördüğünüz gibi burada şöyle şelaleler var. Harika bir alana benziyor. Sokakları gerçekten Avrupa'da benim en sevdiğim sokak, cadde olarak burası. Evet. Evet burası da klasik bir sakin bir. Hemen sol tarafımızdaki caddeden bir yan sokağa burası da gördüğünüz üzere. Şirin tatlı bir kasaba Alburg. Marka. İnsanlar.
bir güneş dayı olsa buralara gelip böyle güneş vitamini almaya çalışıyorlar. Evet, şu anda Osteralp'ın parkındayız. Çok güzel kuşlar uçuyor. Leylek mi kuş mu bilmiyorum. Şöyle bir arkasında da kilise var. Birazdan güzel bir manzarayla. Burada insanlar pazar sabahı çocuklarıyla eğleniyor. Evet, şurada da kiliseyi görüyoruz. Park gerçekten çok güzel. Bir numarası yok ama bu göl buraya bir güzel bir manzara. Ve kazlar, ördekler. Kuşlara burada ev sahipliği yapıyor. Gerçekten çok güzel bir manzara. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Paylaşıp videoları da destek olabilirsiniz. Teşekkürler.